hazırlandığı yerde. Sayın Cumhurbaşkanı bu iki tabloyu bence görüyor. Bir, milliyetçi oyların çok farklı yerlere gidebildiğini, mesela çok farklı yerlerden bir tanesi de Mansur Yavaş. Ankara'da sildi, süpürdü, ne kadar milliyetçi oy varsa aldı, değil mi? Yani sadece o gördüğümüz partiler ya da kendine milliyetçiyim deyip tanımını yapıp onlar etkilediği anlamında bakmıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de kurguladığı tablonun içerisinde geniş alandaki siyaset tarzı milliyetçi oyların belli ölçüde ona da yönelmesine neden olmuş vaziyette. Afyon'u almış, Kastamonu'yu almış, Kırıkkale'yi almış. Burada milliyetçi oyların büyük etkileri var. Sayın Cumhurbaşkanı, bu anlamda benim kanaatimce iki olay olabilir ufkunda. Birincisi, parlamentodan bir anayasa çıkarabilir miyim meselesi. Kuru kuruya bir anayasa milletvekili parmaklarıyla çıkarılmaya kalkarsa bu parlamentodaki partilerin çoğu baraj altında kalır. Onu söyleyeyim. En büyük zararı AK Parti görür. Bu ülkenin bu kadar sorunu varken Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendi sistemi içerisinde tahkimatına mahal verebilecek bazı yollar falan filan, hanımefendi de işte milletvekillerini yazdığı etkisi vardır falan anlamında bir angajman söz konusu olur ise, umarım ve dilerim öyle bir şey olmaz. Yani bir tahkimat anayasası kurgulanmaya çalışılmaz. Bu parlamento sokağa çıkamaz. O hale düşerse. Bunu söyleyeyim. Bu kadar sorunu olan. Bakın hububat fiyatları açıklandı. Süreleri eşit kullansak normal. Tabii bu arada programımız interaktif, hemen itiraz edebilirsiniz. Hububat. Ondan sonra 20 dakika dinliyoruz. Bir saniye, ben burada bir formatı anlatma gereği. Sürelerin eşitliği ile ilgili. Devam etsin. İtiraz edebiliriz. İnteraktif, karşılıklı konuşabiliriz. Masanın amacı o. Yüz yüze tartışalım diye bu programı. Ben o zaman şöyle başka son cümleyi de alayım hemen. Hububat fiyatlarının bu kadar infial. Ülkenin meselelerini konuşalım. Fal, kahve falına. Yani bugün Fatih Altaylı'nın bakmış olduğu kahve falını konuşmaya gerek yok. Ülkemizin, sayın vekilime katılıyorum, meseleleri var. Ben de onu söylüyorum. Etrafında meseleleri var. Çıkamazlar diyorum. Efendim, etrafında meseleleri var. Dış ilişkilerimizde meseleleri var. İçeride meselelerimiz var. Bunları bu masada konuşsak çok daha yararlı olur diye düşünüyorum. Tabii. Bir gazeteci bey fal bakmış, konuşuyoruz bunu. Yani ben şahsen buna itiraz ediyorum. Şimdi eğer içeriksiz bir görüşmeyse... Nedir yani? İçeriksiz bir görüşmeyse... Sayın Cumhurbaşkanımızın kimle konuşacağına biz mi karar vereceğiz? Kimi davet edeceğiz, biz mi karar vereceğiz? Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin reisi Cumhur'u... Ben çok normal istediğiyle de görüşürüz. Hanımefendi de görüşürüz. Sayın Özgür Özel'i de davet etmiştik. İade'yi ziyarette büyük bir... Bakın, Cumhuriyet Halk Partisi benim partime açıklama yaptı. Gayet normaldir, izliyoruz dedi, iyidir dedi. Bence o kahve falından çıkalım sayın vekilim yani. Biz burada Sayın Cumhurbaşkanı'nı boşa alarak, hafifleterek konuşursak o hatayı anlatmaya çalışıyorum. Özellikle sağ siyaseti anlatıyorum. Yanlış olur tabii. Sağ siyaseti anlatıyorum bunu. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Salih Bey hemen şey yaptı da. Yok, altını çizerek söylüyorum. Bu ülkenin merkez sağ ihtiyacı var. AK Parti artık orayı kapatacak yerde değil. Otoriterleşmiş, bambaşka bir kimlik haline gelmiş. Bu ülkenin hürriyetçi, özgürlükçü sağ cenahı öksüz bırakılmış vaziyette. O yüzden hanımefendi bu işlevi yapabilecek yerde değil. Ondan ne bekleniyor bilmiyorum. Ama bu görüşme boş bir görüşme ise yazıklar olsun, bizi meşgul ediyorlar. Bu görüşme boş bir görüşme olamaz. Koca bir cumhurbaşkanı birini davet etmiş, bir şeyler konuşuyor. Beklemek ve altını lazım. Çizerek şunu söylüyorum. AK Parti'nin kongresine de odaklanmak lazım. İyi Parti bu işten zararlı çıkar. Bu İyi Parti'nin dağılmasına kadar gidebilir. Toparlayamaz kendisini. Bütün iddialarını artık ispatlayacak yer bulmakta güçlük çeker. Hanımefendi bu yaklaşımıyla bir sıcaklaşma ortaya koyarsa 14-28 Mayıs seçimlerinin hesabı kendisinden tekrar ve farklı şekilde sorulur hale de gelir. O yüzden görmek lazım, beklemek lazım. Altını çizerek şunu söylüyorum ama son görüşebilir. Gayet doğal hakkıdır, kişisel hakkıdır. Siyasette bunlar olabilecek şeylerdir. Ama kimse Sayın Cumhurbaşkanı'nı boşa almasın, boşa görüşmesin. Sayın Cumhurbaşkanımızın yani son 20 yıldır yaptığı efendim yurt içindeki prestiji, yurt içerisindeki, yurt dışındaki, yurt içerisindeki bütün hamle... Son 20 yıl diyor musunuz? Hayır, hamlelere baktığımız zaman bakın şimdi tabii ki kiminle görüşeceği noktasına getireceğim. Bizi yani gazetecilerin yorumlayacağı veya siyasetçilerin yorumlayacağı... Hanımefendi de bize ne? Şimdi bakın... Ama kamuoyunu meşgul. Hanımefendinin şimdi şöyle de bir mesele var. Şimdi siz dediniz ki İyi Parti çok şey... İyi Parti diye bir parti mi kaldı beyefendi? Yani, hayır. Siz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kalmaz. Ankara'da, efendim, İstanbul'da efendim nasıl yönlendirildiği, İyi Parti'nin nasıl şey olduğunu biliyoruz. Ya, kalan, bir saygın parti için böyle konuşmamız doğru olmaz. Kalan 38 milletvekili kaldı. Bir şey değil yani. İstanbul'da aldığı oy 1.3.
Yani şimdi bunları konuşmak lazım. Biz gazeteciyiz ve siyaset yapmıyoruz. Dolayısıyla 1.3 almış bir partinin efendim eridiğini söylemek yanlış bir hamle olmaz. Mustafa Bey, yani hanımefendi eritmiş o zaman. Gazetecisi yani, onu söylüyorum. O zaman şunu söylemek gerekmiyor mu? Bakın, eski rağbet olsa bit pazarına nur yağar. Ne ektiyse onu şu anda biçiyor sayın hanımefendi. Daha fazlasını söylemek istemiyorum. Neden söylemek ben istemiyorum? Ben Tayyip Bey'in de bir stratejik hata yapma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Sağ oyları konsolide etme adına yanlış işlere bakın, giriyor. Bu ülkede kime ihtiyaç var biliyor musunuz? Biraz önce dediniz ya sağ sol oylar meselesinde. Özgürlükçü bir sağa ihtiyaç var. Şu oylara, bu bakış açısına ihtiyaç var. Önce ülkem, sonra milletim, sonra siyasetim onu diyen insanlara ihtiyaç canım, var. Siyasetçiyiz nerede? Onlara ihtiyaç. Tam oradan. Onu bize dayatmayın şimdi. Sayın Uzun da beklemeye.